Nasılsın bu sabah Asiye? İnvahit dayı. Biraz daha dinleneyim. Kalkıp gelirim ben dükkana. Nereye kalkıp gidiyormuşsun acaba? Ne dedi doktor sana? Hiç kıpırdamadan yatacaksın demedi mi? Ama sen doktorlara ne bakıyorsun be abla? Onlar adamı ayağa kaldıracağız diye durmadan yatırırlar. İyiyim ben. Olmaz Asiye. Yat, kıpırdama. Zeliha, sen de kızın başından ayrılma. Hiç ayrılır mıyım? Bebeği tehlikeye atacağıma Asiye'ye köteye atarım da yine kaldırmam ben onu. Ya dükkan kalabalık şükür. Ha. Siz ne edeceksiniz Meryem'le ikiniz? Hey vaydım. Bak akşam konuştuğumuz gibi acaba... Akşam hiç bir şey konuşmadık Zülva. Daha doğrusu sen konuştun, ben göz göz dinledim. Dükkana eleman meleman alamam. Bak melemanı boş ver ama eleman al. Oğlanın okulu başladı. Sabit de çalışıyor. Yardım edecek kimsecikler yok. Olmaz. Yapma ya. Zaten masrafımız çok. Biz Meryem'le idare ederiz. Meryem becerikli kız. Akıllı kız. Yürütürüz. Evet yürütürüz evelallah. Ay yürütmek ayıptır Vahit amca. Sahibinden istesek. Yürü kızım biraz temiz hava al. Belki dükkana kadar zihnin açılır. Güle güle kulun Asiye. Kendine dikkat çek olur mu? Kızım. Ah Vahit ah. İyisin hoşsun da. Şu inat damarın olmasa. Dilek büyüsü yaparken sözünün eri olsun dediydim ama. Sözünün gardiyanı olsun demediydim ki ben. Bir şeyi isterken dikkatli istemek lazım abla. Ama acayildik o zaman. Şimdi istesem öyle mi derim? Bunu yaptığınıza inanamıyorum Cansu. İnanma yap. Ya tutarsa demiş hoca Nasrettin. Kızı neki tuttu nitekim. Ya Zela yenge? Vahit amcaya isabetteki başarısı. Zela yengenin genç kızken cahilken inandığı şeylere mi inanacağız yani? Hem bugünkü aklı olsa Zela yenge de böyle şeyler yapmaz. Yürü. Vay terslik yapmasın. İnatçılıktan vazgeçsin. Vay terslik yapmasın. İnatçılıktan vazgeçsin. Vay terslik yapmasın. İnatçılıktan vazgeçsin. Komik biri olsun. Ciddi biri olsun. Özel biri olsun. Aşkı sonsuza kadar sürsün. Göz göze bakınca bile gülelim. Nasıl yani? Yani hiç konuşmadan bile gülelim. Hadi devam et hadi. Çocuk kadar masum olsun. Tamam. Yumuşacık adam olsun. Her şeye peki desin. Pamuk gibi söz dinlesin. Her şeye peki desin. Yumuşacık adam olsun. Her şeye peki desin. Yumuşacık adam olsun. İyi akşamlar. Muayenehane tenhaydı, erken kaçtım. Sen tek başına dükkanı batırmıyorsun diye yardıma geldim. Kim yardım istedi senden suyurtuk? Bey. Seni severim emmi, içimden geldi. Ben senin içini dışına çıkarmadan doğruyu söyle. Ne geldi ya? İstime. Ben lafımın altında kalmam. Kendim idare edebilirim dediysem. Yumuşacık adam olsun. Pamuk gibi söz dinlesin. Her şeye peki desin. Peki. Buyur. Yardım et bakalım. İyi ki geldin Sabit. Yoksa halimiz perişandı. Hadi bakalım evlat. Şu siparişleri dağıtıver. Dükkanı kapatınca seninle kahvede birer davla otururuz ha. Hadi. Yarın Veli dayıya kulaklarımı yıkatayım. Her şeyi yanlış duyuyorum. Hadi kızım, mantı bitiyor. Açmadın mı yenisini? Vakit amca açılmıyor işte, düğümlendi. Behiye gelin bir komşusu vardı diyordun hani. Çalışmak istiyormuş. Var. Hadi telefon et, gelsin başlasın hemen. Sabitciğim, 4 numaralı masaya bakabilir misin hemen lütfen? Tabii Vahit emmi. Hem kulaklarıma hem gözlerime baktırmalıyım. Bu sesler, bu hayaller hayra alamet değil. Evet değil, değil. Kırk adım oldu mu?
Cansu, bu saçmalık daha yetmedi mi? Lütfen Arman, hatırım için. Tez zamanda istediğimiz gibi biri karşımıza çıkmazsa bana ne istersen yap. Söz. Ah Cansu, ah hiç olacak şey mi? Ay ne malum, göz açıp kapayıncaya kadar bulmuş bizim kızlar. Bak, hadi ne olur biz de gözümüzü kapatalım. Hadi lütfen, hadi. Ay yok. Abu! Ay! Ayakta mı uyuyorsunuz? Haydar sen miydin? He. Siz birini mi bekliyordunuz? Aradığım adamı bekliyordum. Buyur. Ay, yok bir şey. Sen nereden böyle? Recep Gül'ün arkadaşı yemeğe gelecek. Alışveriş ettim. Ha iyi. Cansu, dilimden kurtulamazsın. Gördüğün gibi beyaz atlı prensin falan gelmedi. Onu kim bilebilir?